birleştirme amaçlı kullanılan gazsız özlü teller. Gördüğünüz gibi 5 kilogramlık bir makara özellikle bu şekilde tasarlanıyor. Çünkü makinemiz de küçük, birazdan göreceğiz. Şasemizi de her zamankinin tersine artı kutba bağlıyoruz. Yani ters kutuplama yapıyoruz, bu konu çok önemli. Nozulu çıkartabilirsiniz çünkü bu gazsız çalışan bir tel. Sormak istiyorum. Neler hissettin? Kolay mıydı, zor muydu? Nelere dikkat etmeleri lazım? Herkese merhaba, Belgolf takipçileri. Bugün yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Emrah'la beraber bu videoya başlayalım dedik. Uzun zamandır seninle beraber. Aynı videoda bulunmamıştık, evet. Değil mi? O videoya kısmetmiş. Aynen öyle. Bize ne zamandır sorduğunuz, incelememizi istediğiniz bir ürün tipi vardı. Birleştirme amaçlı kullanılan gazsız özlü teller. Bu özlü teller aslında, yani gazsız olarak bildiğimiz özlü teller, daha çok sert dolgu diye tabir ettiğimiz kaplama telleri olarak geçen teller zaten var. Evet, tamir bakım. Yani malzemenin üstünü tamamen kapladığımız gaz, aynen, kullanılmayan özlü teller yıllardır var. 20-30 yıllık operasyonlar bunlar. Ama bunların yani birleştirme amaçlı kullanımı neredeyse hiç yoktu. Yine biz tabii eski kurumsal hayatımızda da çalışırken, yani bu 5-10 yıllık bir rüzgar aslında. Evet. İşte Amerika'da kullanımı zaten başlamıştı. Avrupa'da da vardı. Böyle büyük büyük aman aman imalatlarda kullanılan bir şey de değil. Ama işte olayı daha basit gibi imalatlarda kullanımını zaten gördüğümüz ettiğimiz ürünler de işin açıkçası. Peki bunlar neden böyle büyük imalatlarda kullanılmıyor Emrah? Şimdi ondan bahsedelim. Öncelikle şeyi de bir kısa geçelim. Gazsız özlü tel deyince... Hı. Aslında temel olarak gazsız özlü tel dediğim bir şey, gaz kullanılmadan yapılan gaz altı kaynağı. Evet tabii canım, yine gaz altı tel kaynağı. Tel sadece içi dolu bildiğimiz SG2 yerine içinde öz olan, yani bir nevi toz olan bir tel. Tüp yok, tüpünüz yok arkadaşlar, evet. Gazınız yok. Tüp kullanmıyorsunuz, normal teli alıp gaz altı kaynağının makinesine bağlıyorsunuz. Aynen. Tüp kullanmadan kaynağı yapıyorsunuz. Bunlar nerelerde kullanılabilir diye sordun. Aynen. Şimdi tabii aynı bahsettiğim gibi 5-10 yıllık bir gelişme bu. Biz bunu nerede kullanabiliriz? Gaz altı kaynağını biz açık havada kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Gaz altı kaynağının gaz koruması rüzgardan dolayı savrulduğundan... Uçtu gitti. ...dolayı rüzgar sebebi savrulduğundan dolayı kaynakta sıralı sırasız gözenekler oluşuyor. Ancak biz onu çadırla, koruyucularla çevrelememiz lazım ki açık havada kaynak yapalım. Doğru. Gaz korumasız, yani gaz kullanılmadan, koruyucu gaz kullanılmadan kaynak yapılan özlü tellerde açık havada... Basit imalatlarda kullanılmak için tasarlanmış teller diyebiliriz bunlara. Aynen öyle. Tabii bir de bu tüpü taşıma sorunu da var. Atıyorum ben çatıya kaynak yapıyorum. Tamam, etrafımı sardım profillerle, rüzgar esmiyor ama tüpü oraya nasıl taşıyacağım? Vesaire gibi problemlerin önüne geçmek için tasarlanmış teller, ama bazı dezavantajları da var. Kulaktan dolma araştırmalarla bildiğimiz kadarıyla neler bunlar, neleri sıralayabiliriz? Yani şimdi zaten... Burada piyasada işte özellikle yabancı üreticilerde daha ağırlıkta olmak üzere bunların araştırırsanız pek çok marka ve modelde özlü telleri görebilirsiniz. Onların ürün bilgi formlarına baktığınız zaman klasik olarak, yani piyasanın bildiği tabirle ST37, ST52 tarzı basit alışımsız çeliklerle yapılacak imalat bile demeyeceğim aslında, ama neler, yani normal günlük hayatımızdan konuşalım. Balkon demirleri, ferforje, demir doğramalar. Özellikle ülkemizde her yerde, her şeyin konstrüksiyonunda sıkça kullanılan 1,5'dan 3 milime, 4 milime, 5 milime kadar bir sürü kutu profiller. Evet. Bunlarla yapılacak bir sürü açık havada, değil mi? Açık havada yapılan imalatlar. Hatta şimdi yolda gelirken seninle de konuştuk. İşte şimdi senin arkanda da var. Yani böyle basit, küçük çanta tipi bir kaynak makinesi. Tüpün yok. Traktörüne abimiz atlamış. Tarlada bir kulluğu kırılmış. Oraya gitti, tüp taşıma derdi yok. Jeneratöre bağlandı kaynak makinesini. Taktı teli, yaptı kaynağını. Geçmiş olsun. Nefis. Aynen öyle. Yardım tabii bu. Şimdi işin teknik tarafından bakacak olursak, bunların bazı mekanik olarak senin bahsettiğin gibi yüksek mekaniklere çıkamama, evet, durumları var. Yine kaynakta işte tahribatlı, tahribatsız muayene gerektirdiğinde hata oluşturma durumları var. Dolayısıyla bu tasarımlar daha ziyade endüstriyel kullanımdan çok, bu gazsız teller bahsettiğin gibi home amaçlı bir tane profilden ev olabilir, çatı imalatı, ferforje olabilir. Onlar için tasarlanmış teller.
şu anki teknoloji itibariyle onu da söyleyelim. Doğru. 3-4 yıl sonra bu iş belki yüksek alaşımlara, paslanmazlara da gidecek. Yavaş yavaş da gitmeye başladı. Bazı Avrupalı, Amerikalı imalatçılarda yüksek mekanik kuvvetli telleri de görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bu arada maliyetli de teller. Tabii yine şu anki durumları göre de olabilir. Öyle. Yani bunların kullanımları arttıkça, imalat kapasitesi arttıkça vesaire mutlaka fiyatları da daha ulaşılabilir yani hale gelecek. Şöyle diyebilir miyiz bu için? Koruyucu gaz kullanacak bir imkanım varsa benim, zaten bir sıkıntım yoksa hem maliyet açısından hem teknik açıdan hem masif teli yani SG2, SG3 hem de SG özlü teli, işte E71 T1 vesaire koruyucu gazla kullanmak hem maliyet açısından hem teknik açısından daha mantıklı. %100. Mecbur kalınan durumlarda açık hava operasyonlarında bu tel hayat kurtarabilir. Konu bu aslında. Evet. Ve ben tamamen gündelik hayattan, sokaktan benim kafamdaki imaj şu. Ya 3-5 yıl sonra şu anda sokakta işte adam kepenklerin kaynağını yapıyor veya oraya bir işte korkuluk imal ediyor. Reklam tabelası kaynağı yapıyor. Ne görüyoruz? Küçücük çanta elektrik ar kaynağı, MMA dediğimiz tipi makineler. İşte 2,5-3,25 rutin elektrotlar. Adam onunla sokakta hangi işi yapıyorsa bence önümüzdeki yıllarda da bu tip küçük çanta kaynak gazaltı makinalarıyla bu bahsettiğimiz telleri göreceğiz. Birazdan yakından da bakacağız. Böyle bir çanta kaynak makinesiyle, küçük evet. bir çanta kaynak makinesiyle bunu alıyorsunuz. Omzuna bağlarsınız, taşırsınız vesaire. Tüp vesaire hiçbir şey yok. Takıyorsunuz, kaynağını yapıyorsunuz. Amaç bu. Evet, evet. Burada en azından hem uygulama hakkında daha geniş bilgi verme imkanı oldu. Şimdi bence doğrudan size bu ürünü gösterelim. Nasıl kaynak yapıyor, kaynak kabiliyeti ne? Bu aşamasına geçmiş olalım. Peki kaynağı kim yapacak? Biz mi yapacağız? Kaynağı ben yapmak istemiyorum. Ben de yapmak Hiç istemiyorum. Hiç bugün kaynak havamda değilim abi. Bu arada bizim belki de üstesinden gelemeyeceğimiz bir kaynak da olabilir. Evet, kesinlikle. Buraya işin uzmanı, çok profesyonel bir kaynakçı davet etmek lazım. Davet edelim. Davet edelim o zaman. Davet edelim bakalım görelim. Hadi gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gaz korumasız teli getirdin. Evet, istediğiniz tel bu. İstediğimiz tel burada. Şimdi İsa Usta biz bu teli bağlayacağız. Evet. Hiç tüp takmadan, gaz takmadan elektrot gibi kaynak yapacağız. Aynen, doğru. Dışarıda oksijenli ortamda kaynak yapılacak. Atmosferde, evet. Açık havada yapacağız bu kaynağı da özellikle. Bir teli de gösterelim İsa Usta istersen. Tabii ki de. Bu teli arkadaşlar kullandığınız zaman mutlaka söktüğünüz poşeti nemlenmeyecek, toz olmayacak şekilde muhafaza ederseniz uzun süre kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 kilogramlık bir makara. Özellikle bu şekilde tasarlanıyor. Çünkü makinemiz de küçük, birazdan göreceğiz. İçine girsin, taşımada kolaylık sağlasın diye. Evet. İsa Usta da bahsetti bunu nemden, tozdan uzak tutmamız. Her şeyden uzak tutmamız lazım. Çünkü bu normal çıplak bir tel değil, yani içi dolu bir tel değil. Bir borunun içerisine toz doldurularak, özel formülasyonlu bir toz doldurularak imal edilmiş bir tel. O zaman bir takalım bakalım tabii İsa Usta. Bunu hem nasıl takıldığını da özetle bir gösterelim. Montajda normal bir SG2'de hiçbir farklılık var mı İsa Usta? Hiçbir şey, hiçbir farkı yok. Arkadaşlar takarken şu sabitleme parçasına mutlaka dikkat etmeleri lazım. Bizim kullandığımız makine, atölyemizde kullandığımız makine böyle 220 amperlik mobil bir gazaltı kaynak makinesi. Gördüğünüz gibi 5 kilogramlık tel bağlanabiliyor. Özel bu işler için dizayn edilmiş ki taşıması kolay olsun diye. Siz de böyle bir operasyon yapacaksanız bu şekilde mobil bir makine tercih etmeniz mantıklı olacaktır. Bunu sırtınıza omuz askısıyla asıp taşıyabilin diye. Şu an tamam. Operasyon hazır. Tamam. Evet. Bu operasyonda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu. Biz gazaltı kaynağı yaparken istisnasız bir şekilde özlü tel de buna dahil. Torcumuzu artı kutba normal şartlar altında. Şasemizi eksi kutba bağlarız. Ama bakın burada bir farklılık görüyorsunuz. Bizim şasemiz, şase bağlantımız. Bunun ucu şaseye gidiyor direkt olarak. Burada artı kutba takılmış. Yani normal bağlantıya göre ters bir bağlantı var. Bu teller, gaz koruması özlü teller, formülasyonları gereği bu şekilde tasarlanırlar. Her gazaltı kaynak makinesinde bu şekilde ters kutuplama imkanı bulamayabilirsiniz. Bazı gazaltı kaynak makinelerinde, hatta çoğunda her zaman torç direkt olarak artıya gider. Boşta bir tane şase için soket kalır. O da her zaman için eksidir. Dolayısıyla ters kutuplama yapamazsınız. Böyle imkan vermez. Bakın burada sökerek de göstereyim size.
Makineden çıkan bu bağlantı, bu direkt torca gidiyor. Ya bunu aslında normal gaz altı kaynağı yapacaksınız. Buraya da takabiliyorsunuz. Normal şartlar altında böyledir. Ama biz terse eksiye takıyoruz. Çünkü ne yapacağız? Biz gaz korumasız özel kaynağı yapacağız. Şasemizi de her zamankinin tersine artı kutba bağlıyoruz. Yani ters kutuplama yapıyoruz. Bu konu çok önemli. Dedik, yavaş yavaş neredeyse bütün Türkiye'nin kullandığı profil kaynağında şu ürünün bir performansını görelim. Ben de merak ediyorum. İsaus da teli bağladı bize. Makinamızı da açalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir gaz bağlantısı hiçbir şekilde yok. İsa Usta, ne üstünde göstereceksin kaynağı? 1,5 milimetre herkesin kullandığı standart, piyasada en çok bulunan 40-40 profil. Profil. Evet. Özellikle delinme probleminin çok ciddi oranda karşılaşıldığı ürünler bunlar değil mi? Evet, doğrudur. Aynı elektrot gibi yapacağız. Zor bir işlem esasında. Torç hakkında bize söyleyeceğin bir şey var mı? Torç için en önemli şeylerden bir tanesi, nozula ihtiyaç yok. Nozulu çıkartabilirsiniz çünkü bu gazsız çalışan bir tel. Yani gaza ihtiyaç duymuyor, o yüzden normal elektrot yapar gibi direkt torcu yanaştırıp kaynak yapıyorsunuz. Aynen. Çünkü nozulun amacı gazı bir araya toplamak olduğu evet. için buna ihtiyaç yok. Boşuna çünkü bu da gazsız bir kaynak. Evet, aynen. Doğrudur. Bu da sonuçta sarf malzemesi. Evet, kaynağı görelim. Parametreleri de ekranda göreceksin. İsa Usta, eline sağlık. Eyvallah. Güzel 3 tane parçada operasyonu tamamladık. Şimdi siz arkada parçaların üzerindeki kaynak dikişlerini görüyorsunuz. Çünkü bunları yakından da görmenizi istedik. Sizin için de yeni bir tecrübe olduğuna inanıyoruz ama siz parçaları görürken ben İsa Usta'ya sormak istiyorum. Görece düşük parametrelerde yaptık kaynakları. Evet. Sen bir kaynakçı olarak neler hissettin? Kolay mıydı, zor muydu? Nelere dikkat etmeleri lazım? Çekerek yapıyorsun, iterek yapmıyorsun. Çekerek de biraz zorlandım çünkü biz hep iterek alıştığımız için evet. çekerek kaynak, elektrot gibi salınım yapınca biraz ters geldi. Bir çok ufak zorlandım, o da yani bir iki parçada, üç parça kaynak diyebilirim yani. Çok duman çıkıyor, çok duman çıktığı için yani seçemiyorsun böyle tam oldu mu olmadı mı diye. Sürekli bir parça yapıp baktım, bir parça yapıp baktım. Öyle öyle en sonunda güzel bir parametre tutturdum. Evet, parametrelerin hepsini arkada şu anda görüyorsunuz, onları yazdık. Burada İsa Usta'nın altı çizdiği bir nokta. Burada biraz daha formülasyonun içerisindeki özel alışımlardan dolayı biraz daha fazla duman çıkıyor. Evet. O yüzden böyle biraz daha sen kafanı eğerek de yaptın kaynağı, evet. iyice görebilmek yakınlaştım, için. Yakınlaştım, olabildiğince yakınlaştım çünkü dumandan ötürü gözükmüyor yani. Kapalı alanda mesela yapılmasını kesinlikle tavsiye etmez. Evet, yani zaten kapalı alanda yapmayın. Zaten bu özellikle açık alan için tasarlanmış evet. bir şey. Şunu söyleyebilir miyiz? Sıçrantı normal gazaltı kaynağına göre böyle bir %5-%10 daha fazla gibi mi sanki? Ya o kadar çok. Gazsız olmasına rağmen o kadar çok sıçrantı yok yani. Çok kabul edilebilir seviyede evet, değil mi? Canım, yani tabii. böyle ekstra... Baktığınızda sanki gazaltı ile yapılmış. Evet ya, eskiden bundan 2-3 sene önce bu özü teller, gazsız özü teller ilk çıktığında çok ciddi derecede sıçrantılı bir evet. formülasyonları. Şu an çok iyi noktaya gelmiş gördüğünüz gibi. Ayrıca bunu yanlış kutuplarsanız, başımızda söylediğimiz gibi, yani normalde bu ters kutuplanır. Normal gazaltı kaynağı gibi kutuplarsanız çok fazla sıçrantı çıkar. Buraya dikkat edin. Biz burada denedik, korkunç bir sıçrantıyla karşılaştık. Bunu ters kutuplamak çok önemli ama İsa Usta da eline sağlık, hakikaten yine tik gibi neredeyse yani veya paslı bir gazaltı kaynağı gibi kaynak dikişleri çıkardı. Profil kaynağında peki bunu önerir misin böyle atmosfer, açık alanda, arazide çalışmalarda? Sence elektrot mu, bu mu? Sağlamlık açısından elektrot buna nazaran daha sağlam. Fakat gazın olmadığı, imkanınızın olmadığı bir yer içinde yani başarılı bir kaynak diyebilirim. Sonuçta sürekli elektrot at, tak vesaire dağda, bayırda, atmosferik ortamda kaynak yapıyorsanız gayet de kullanılabilir. Elektrik olan her yerde yapabilirsiniz. Aynen. Jeneratörü tüpe, de bağlı. İhtiyaç yok tabii. Normal ufak bir jeneratörle de yapılabilir yani. Yapılabilir. Etrafı kapatmanıza gerek yok. Gayet de kabul edilebilir kaynak dikişlerini biz burada gözlemledik. Hatta bir tanesini kestik. Geometrisine de baktık yandan. Dağlamadık ama hiç fena durmuyor.
biz oldukça tatmin olduk. Tekrar altını çizelim. Yüksek alaşımlar, mekanik kuvvetin gerekli olduğu yerler, gözenek testleri, tahribatlı tahribatsız olduğu olan yerlerde henüz şu an itibariyle bizim Weltwolf olarak görüşümüz gaz koruması stellerin bu işe hazır olmadığı yönünde. Ama teknolojik gelişmelerle önümüzdeki yıllarda onu da göreceğimizi düşünüyoruz. Evet. Diyelim, kapatalım. Ellerine sağlık İsa Usta. Eyvallah. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.